Şimdi bu sağlık sistemi ve hastane hizmetleri konusunda benim kadar cahilsiniz. Hadi ekran başına. Çünkü mobil sağlık kavramını konuşacağız. Ben tabii böyle cahilce, ne oluyor yani telefonla mı arıyoruz? Olay böyle bir şey değil. Onu en baştan söyleyeyim. Doktor Özgür Turgay bizlerle beraber. Acıbadem Mobil Sağlık Genel Müdürü. Efendim doğru söyledim herhalde. Doğru söylediniz, evet. Şimdi mobil sağlık nedir diye soracağız. Öyle aradım, hadi doktor bey gelin değil. Bu çok daha komplike bir şey ama çok yararlı bir şey. Bilmeyenleri anlatalım. Ben 3 dakika önce öğrendim. Aslında şöyle, önce işin felsefesi, niye mobil sağlık başladığından başlamakta fayda var. Şimdi nüfus yaşlanıyor ve yaşlandıkça, hani eskiden 60 olan yaşam ömrü şu an kadında Türkiye'de 77 ve bugün doğan çocuklar kesin yüzü görecek. 40 yaş altı olanlar da yüzü görebilecek gibi söylentiler var. Dolayısıyla kronik hastalıklar artıyor. Kronik hastalıklar artıyor, yani hepimiz tansiyon, şeker, kalp hastası oluyoruz ve uzun yıllar bununla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Ve sağlık sistemi tüm harcamalarının %85'ini bu kronik hastalıklara yapıyor. Hı hı. Dolayısıyla bizim artık her hastayı hastaneye götürelim, hastanede tedavi edelim, her başımız ağrıdığında hastaneye gidelimden ziyade sağlığı hastalarımızın ayağına götürmek, onları düzenli bir sistemle takip etmek, onların sağlık verisini merkeze çekip onların sağlıklı kalmasını sağlamaya çalışmak aslında temelde mobil, hı hı, sağlık. Tabii bunun en önemli şeyi de mobil iletişim teknolojilerinin gelişmesi. Yani bu veriler nasıl iletişim kuracak? Artık hepimizde cep telefonları var, mobil internet var, evimizde internet paketleri var. Bu sağlık verinizi biz merkeze alıyoruz ve merkezde sizin sağlığınızı biz yönetiyoruz. Geldim, şekerim var, doktora göründüm. Doktor dedi ki işte bu kadın 3 ay boyunca şu ilaçları kullanacak, şunları şunları yapacak. Ama bu arada o 3 ay boyunca doktoru görmeme gibi bir durumum olmayacak. Anında iletilecek merkezi. Aynen, biz size bir cihaz veriyoruz. O cihazla kan şekerinizi ölçtüğünüz anda otomatikman bu bir sisteme kaydoluyor. Sadece doktorunuz değil, yakınlarınız da görüyor. Şöyle bir örnek vereyim. Bir yaşlı bir teyzemiz var. Kızı Amerika'da, kendisi Amerika'dan annesini takip ediyor. Ve eskiden bilmiyordu ne olup ne bittiğini. Kendisi bizden önce arıyor hastamızı. Anne gene şekeri yükselmiş, ilacını mı kullanmıyorsun? Bununla ne sağlıyoruz aslında? Hastanın daha fazla hastalanmasını engelleyerek sağlıklı kalmasını sağlıyoruz. Tabii bunda ciddi bir ekonomiye pozitif katkısı var. Ya bu önemli bir taraftan da korkutucu, yani anne diyelim hiç kaytaramayacak. İlacını kullanmak zorunda, kızın Amerika'dan haberi oluyor. Şimdi peki bu nereye varacak? Yani bu artık hani bir gözetleyen devlet modelinden hep bahsederiz ya, 84 hani gözetleyen hastaneler falan olacak hayatımızda. Yani kaç yıl sonra nereye varır bu işin sonu? Yani bu hızla artıyor ve giderek de büyüyor. Aynen, gözetleyen olacak. Şimdi biyosensörler dediğimiz kavramlar var. Yani size bir çip yerleştireceğiz. Bu çiple kan şekeriniz, kolesterolünüz, kalp ritminiz, tansiyonunuz, her şeyiniz otomatik takip edilecek ve bunlar merkezden bir doktor tarafından devamlı izlenecek. Ama bu tabii kötü bir şey değil. Şimdi sağlıklı olmak, sağlıklı kalmak ve uzun yaşamak hepimizin isteği. Hı hı. Dolayısıyla sağlıklı yaşamak için kronik hastalığımızı olabildiğince sorunsuz atlatmamız lazım. Yani diyabetsek yemek yememize dikkat etmemiz lazım. Şeker hastasıysak baklava yemememiz lazım. Yiyorsak ona uygun insülin kullanmamız lazım. Ya da yürüyüş yapmamız lazım düzenli. Bunları yapmadığınız zaman sistem sizi otomatik uyaracak. Biz buna davranış şekli değişikliği diyoruz. Yani ne bileyim, bir korktum, çip yerleştirmek falan, sürekli takip edilmek, numaralarımız falan olacak gibi böyle gözümde canlandı. Ya bilmiyorum, iyi bir şey söylüyor musunuz, kötü bir şey mi söylüyorsunuz, çok emin olamadım da. Yani mesela 20 yıl sonra işte 60'larda 70'lerdeyken çok daha belki ömrümüzü uzatabilecek bu. Aynen, tabii. Belki evden hiç çıkmadan artık hastane belki kalmayacak. Tabii. Ya, o da olabilir. Şöyle aslında kötü, yani güzel bir şey. Şeker hastalarımızın çok büyük bir kısmı böbreğini kaybediyor. Ayaklarını kaybediyorlar, ayak parmaklarını, gözlerini kaybediyorlar. Ve bu insanlar böyle yaşamak zorunda kalıyorlar yıllarca. Bunun aslında engellemenin yolu nedir? Hastamızın düzenli takip edilmesi. Yani buna kronik hastalık yönetimi diyoruz. Mobil sağlık bunun neresinde? Şurasında. Bu verilerin merkezden alınması, hastaya geri döndürülmesi, bir merkezi call center'dan izlenmesi, gerekiyorsa ambulans gönderilmesi. Yani işin çok büyük bir kısmı aslında hala geleneksel teknoloji dışı yollar. Evinize bir doktorun gelmesi, bir hemşirenin gelmesi. Allah'a çok şükür ki tanıdık bir şeyler var. Var var tabii, her zaman şeyi yok. Yani böylelikle aslında insanların daha kaliteli, daha mutlu ve daha keyifli yaşamasını sağlamaya çalışıyoruz. Peki bu işin duygusal tarafı nedir diye soralım. Yani böyle çok büyük paralar mı var bu işte? Şöyle söyleyeyim. Bir servet harcamam gerekiyor mu? Hayır, kesinlikle yok. Hatta bizim Acıbadem Sağlık
sağlık grubu olarak hep şey yaptığımız, hani hastanede olmaktan zaman zaman daha ucuz. Hı hı. Bizim iş modelimiz tabii biraz farklı. Biz işte belli üyelik paketleriyle çalışıyoruz. Çok cüzi miktarda aylık üyelik bedelleriyle bu hizmetin belli aşamalarından belli şekilde yararlanabiliyorsunuz. Üye oluyorum. Yıllık üyeliklerim var ve mesela işte ben vertigo hastasıyım. Vertigo krizim olduğunda hemen arayıp bunu söyleyip hop gelip bir serum bağlayabiliyorlar. Ki. Tabii ki. İşte 444-9724 call center'ımız 7 gün 24 saat doktorlar çalışıyor. Aradığınızda nerede olursanız olun size en yakın sağlık kurumu ulaştırıyorlar. Böyle X, B'yi hanımı, Y hanımı falan değil yani o paket içinde olmak gerekiyor. Aynen tabii ki tabii ki paket içinde olmak gerekiyor. Peki ben şunu anlamaya çalışıyorum. Şimdi bunun ekonomi neresinde? Çok büyük paralar dönmüyor ama ayağa kadar servis veriliyor. İşte kaç kişi oldu şimdi? 46 bin bireysel, 400 bine yakın kurumsal yani odamız 450 var. Yani 450 bin diyelim toplam olarak kurumsal artı evet. bireysel. Aha. Şimdi bu kadar kişi... Cüzi rakamlar diyorsunuz. Evet. Bu ekonomi nasıl dönüyor? İşte ama sağlık sigortacılığı gibi aslında. Hı hı. Bunun belli bir istatistiği var. Yani sizin baş dönmenizin olma şansıyla işte daha başka hiç hastalığı olmayan birinin baş dönme olasılığı şey bir kooperatif gibi aslında. Dolayısıyla burada esas üyelik sisteminin temeli bizim sizin nerede olduğunu bilmeniz. Ona göre altyapıyı organize etmemiz. İşte İstanbul'da mesela şimdi Bodrum'da. Onu soracağım. Mesela gittim tatile. Evet. Mesela Bodrum'da şu an çok güçlü bir ekibimiz var. Değişik işte Yalıkavak'tan tutun Türkbük'üne, Bodrum merkezine, Yahşisi'ne kadar değişik lokasyonlarda doktorlarımız, ambulanslarımız var. O biz aradığınızda Bodrum'da da bu hizmeti alabiliyorsunuz. Ama mesela başka yerlerde başka, Yer, tabii burada en kritik konu ulaşılabilirlik. Yani başınıza bir şey geldi mesela Bolu'da mı geldi? Ne yapacaksınız? Biz aradığınızda biz Türkiye'nin değişik yerlerinde ki tüm altyapıları bildiğimiz için biz olmasak bile size o bölgedeki en uygun, en ulaşılabilir sağlık hizmeti seçeneğini sunuyoruz. Mesela motorcu arkadaşlarımız var. Ekspedisyon diyorlar. Çıkıyorlar, dolaşıyorlar tüm şeyi. Mesela onlar her şeyde bize haber veriyorlar. Biz onları hem takip ediyoruz hem bir şey olduğunda bizim kapsam alanımızda olmasa bile o bölgedeki en yakın sağlık kuruluşunu tetikliyoruz ve orada hizmet almalarını sağlıyoruz. Peki doktorlar isyan etmiyor mu? Ya kardeşim bu ne? Eskiden 3 ayda bir görürdüm hastayı. Şimdi sürekli kadından veriler geliyor bana. Mecbur muyum ben bu kadını takip etmeye diye? Sinirlenmiyorlar mı? Yok aslında şöyle bir şey var. Hekimlerimiz de aslında hastalarını takip etmek istiyor. Siz gelip gittiğiniz zaman bir daha hastaneyle temas etmezseniz ne olduğunu bilmiyor. İyileştiniz mi? Kötü mü oldu? Gittiniz mi acaba? Başka bir doktora mı gidiyorsunuz? Böylelikle aslında biz doktorların etrafında bir ekosistem yaratıyoruz. Devamlı hastalarıyla ilişkide olacağı. Ki zaten bizim call center'daki doktorlar çoğu çağrıyı kendileri yanıtladığı için aslında primer hekiminize yani endokrinolojinize zaten çok az iş diyor. Hem sizin ne olduğunuzu biliyor, tedaviden de faydalanıyorsunuz. Evet, o zaman hadi en son ulaşılacak nokta nedir ile bitirelim. Ne olacak? Tek düğmeye mi basacağız? Şöyle hareket eden son parmağınızı ölene kadar, son nefesimizi vermeden. Yani tabii teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki ben her yerde aynı örneği veriyorum. Burada da vereyim. Bize bir dövme gösterdiler bir araştırma geliştirme merkezinde yurt dışında şeker hastaları için. Dövmeyi istediğiniz şekilde yaptırabiliyorsunuz. Kan şekeriniz normalse yeşil. Kan şekeriniz artarsa sarı oluyor. Çok artarsa kırmızı oluyor rengi. Yani ve otomatikman kırmızı olduğunda cep telefonunuza RFID üstünden bir ping atıyor. Ve cep telefonunuz acil sağlık merkezini arıyor yerinizle beraber. Ve gelip sizin hayatınızı kurtarıyorlar. Acıtanlardan mı? İğneyle mi yapıyor? Hiç iğne yok. Devamlı burada duruyor dövmeniz. Dolayısıyla hani her gün o delip kanınızı ölçme falan gibi şeyler ortadan kalkacak. Tabii daha çok gelişme var kalp krizine. Kalp ritim bozukluklarına karşı. Yani çok değişik bir sağlık sektörüyle karşılaşacağız. Çok 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 heyecan verici. Yani işin şakası bir tarafa. Evet. Hani sinir bozucu tarafları yok değil ama. Çok çok teşekkürler bizimle ben beraber olduğunuz için. Kim bilir nereye varacak artık bu işin sonu diye. Çok sağ olun Özgür Bey. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür Şimdi kısa bir araya gidelim. Hadi devre arasının bu bölümünü kapatalım. Saat başı yapalım sonra yine devam edelim.